Mutlu günler sevgili seyirciler. Bin Garaj'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kokpit Garaj'da uzmanımız Ceyhan Eryalaz'la yeni bir modelin test sürüşü ve detayları yer alacak. Özel konuğumuz Türkiye Rally Şampiyonu ve takımlar birinciliğini bu sezon elde eden Burak Çukurova'yı Tekno Garaj'da Enes abinin hiçbir yerde duyamayacağınız otomobil tasarımları sohbetini Sim Garaj bölümümüzde ülkemizin en başarılı rally pilotlarından sürpriz bir ismi konuk ederken sektörel tüm gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Bin Garaj yeni bölümüyle başlıyor. Geçmişi 1920'li yılların başına dayanan ve bir Japon mucit tarafından icat edilen otomatik dokuma makinesinin verdiği ilhamla başlayan serüven, dünyayı fetheden tasarımları ve olimpiyat sponsorluğu ile adını perçinleyen ve de ismine verimli pirinç tarlası denen dinamik, sportif bir otomobili yine Bin Garaj ekibi olarak inceledik ve sizler için test ettik. Göztepe Tabiat Parkı'na hoş geldin Ceyhan abi. Hoş bulduk. Günaydın Gökhan. Günaydın. Sabah vaktinde çekiyoruz. Güzel bir otomobilin yine önündeyiz ama şahane bir renk var şu anda. Yani ormanın içinde de güzel görünüyor bence. Ne diyorsun? Çok güzel. Egzotik kırmızı bir samuray yanımızda. Yani rengiyle, şekliyle, tasarımıyla güzel bir arabanın yanındayız. Evet, bu makyajla da gayet sportif olmuş bir hatchback Toyota'nın yanındayız. Toyota deyince aklına ne gelir? Valla Toyota deyince aklıma ilk gelen sağlamlık, güvenilirlik, sağlamlık demeyeyim de yolda kalmaz, yolda bırakmaz ve dünyanın en çok satmış modeli. Bu model mi yoksa Toyota markası mı? Corolla. Corolla. Artı Toyota'da 2007'den bu yana liderliğini, tüm dünya global satışlarda liderliğini sürdürüyor ki 2020 yılında lider tamamladı 9,5 milyon adetle. 9,5 milyon adet ciddi bir rakam. Çok bana sorsan adet. Desen ki Gökhan Toyota desen, yani sana desek ne dersin diye benim aklıma ne geliyor biliyor musun Ceyhan abi? Çöldeki o cruiser'lar. Birleşmiş Milletler'in kullandığı Union o beyaz yine jipler. Jipler. Bir de olimpiyatlar. Çünkü olimpiyat partneri. Evet, spora doğru. Çok büyük katkıları var Toyota'nın. Her olimpiyatta mutlaka otomobilleriyle ya da bilmiyorum hani yalan olmasın parasal anlamda büyük destekleri var. Birçok özelliğini beraber tanıtacağız. Gerçekten güzel bir renk. Ben çok beğendim. Yeni makyajı da güzel. Yine agresif böyle kedi gözü diyeyim ben buna. Evet, evet gerçekten. Şık. Jantları gene öyle. Üst tavan tamamen siyah. Yani sportif bir görünümü var. Albeniyi çok yükseltmişler evet. Aracın tasarımında. Fazlasıyla. Ne yapalım? Geçelim mi? Test sürüşüne geçelim bence bir an önce. Senin anlatacağın çok şey var. Gene sen tarih sayfalarına gireceğiz. Yavaş yavaş karıştırmış olabilirsin. Aynen öyle. Haydi Ceyhan. Haydi bakalım. Abi hoş geldin. Tekrar hoş bulduk. Aracın içinde buluştuk tekrar Gökhan. Bugün Corolla 1.8 hibrit modelini test edeceğiz. Önce neye basıyoruz? Sen bul bakalım start stop düğmeni. Burada artık start stop da demiyor. Sadece power yazmışlar. Sadece power. Power'a basalım. Frene basarak klasik. Ve arabamızı hazır duruma getirelim. Çok küçük özelliklerinden bahsedelim. Benzin artı hibrit. Bunun detaylarını sen bahsedeceksin. Bahsedeceğim. Ama yani. Önce istersen logodan bahsedelim. Logonun özellikleri var. Sen çünkü tarih sayfalarını yine
bolca karıştırıp. Evet, biraz inceledim tabii her zamanki gibi. Şimdi orada gördüğümüz bu son kullanılan Toyota amblemi 1989'da tasarlanmış bir amblem. Marka ile müşterisinin kucaklaşmasını ifade ediyor. Ve Toyota'nın geleceğe yönelik hedeflerini belirliyor. Ayrıca o 3 tane elipsin içinde 6 tane harf barındırıyor. Ve altı o harfler Toyota kelimesini oluşturuyor. Hadi bul bakalım, bulabilirsin. Hadi. Onu da sana bırakıyorum. Bilmece olsun. Bulmaca bilmece. Evet, gerçekten hani iç dizaynından da bahsedersek yeni kimliğiyle, yeni makyajıyla çok beğendim açıkçası. Biliyorsun ben 1985 yılında aldığım ehliyetle beraber hep hatchback kullandım. Hatchback hastasıyım açıkçası. Hep hatchback. Bir kere işte Onat'ın karting yarışlarından dolayı, sen de biliyorsun. Evet. SW kullandık, 307 Peugeot, ama bütün arabalarım hala da hatchback. Reklamını yapmayayım ama ne olursa olsun, motor gücü de olsa, şekli şemali de olsa, ben hatchbackleri seviyorum abi. Yani tasarım olarak çok şık oluyor. İnsanın içine bir gençlik veriyor zaten. Evet. Ne diyorsun, başlayalım yavaş yavaş. Hadi başlayalım, yola çıkalım. Şu konsoldan istersen bahset yavaş yavaş. Yani, B'ye taktım. B'ye takmamın nedenini de hemen söyleyelim. B'deki amaç aracın fren gücünü kullanarak aküsünü şarj etmek için. Yani şu anda akümüz, ekranda da görüyoruz, yarısına kadar dolu gözüküyor. Ve şu anda yokuş aşağı inerken grafikten de izliyoruz, hiçbir şekilde benzin kullanımı yok. Tekerleklerin frenleme gücü vasıtasıyla bataryasını dolduruyor. Gayet güzel. Dışarıdan herhangi bir şey takamıyoruz. Şimdi ondan söz edeceğim. Bugüne kadar çeşitli hibritlere bindik. Hepsi birbirinden farklı. Fişe takılanı, sadece elektriklisi, motorunda elektriği kullanan. Bu aracımız herhangi bir dışarıdan takviye ile elektrik gücü almıyor. Tamamen kendi seyir halinde ve motorundan elde ettiği enerjiyi veya frenleme gücünden geri dönüşümle kendi aküsünü dolduruyor. Kendi kendine dolduruyor. Evet. Yani kullanımlara göre bir kere kalkışta senin ne kadar gaza bastığını algılayarak sadece elektrik motoru veyahut da benzin motoru takviyesiyle kalkış yapıyor. Ama normal bir kullanıcı kalkışında elektrik motoruyla hareket ediyor. Daha sonrasında hızın arttıkça benzin motoruyla ortak çalışıyor. Daha yüksek hızlara çıktığında benzin motoruyla ilerliyor. Ancak bu arada da aküsünü dolduruyor. Yani evet, bunu hiçbir şekilde sürücüye bırakmıyor. Tamamen kendisi otomatik ayarlıyor. Burası da bizim manevrayı denediğimiz manevra yer. Manevra noktamız ve çok dönüşüne başarılı şekilde döndü. Çok kısa bir yarıçap içerisinde turunu tamamladı. Ya şimdi bir dünya devinin içinde olduğumuzdan bahsetmemiz gerekiyor. Toyota nedir? Toyota 1937 yılında Toyoda ailesi, bak Toyota markanın ismi, kurucu ailenin ismi Toyoda. 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 Toyoda bereketli pirinç tarlası anlamına geliyor Japonca'da. Nefis. Toyoda tarafından 1937 senesinde Japonya'nın Aichi kentinde kurulan ilk fabrikasıyla üretime başlıyor. Savaş yıllarında, 2. Dünya Savaşı esnasında Japon ordusuna kamyon imal ediyor. Savaş sonrasında da tabii ki firmanın teknolojisi de gelişerek büyüyor ve bugün günümüze kadar geliyor. Ama ne şekilde geliyor? Bir kere içinde bulunduğumuz Corolla modeli ilk defa 1966 yılında çıkmış bir model. Bayağı da eski. Yani 50 yıllık bir geçmişi var. 50 yıllık bir geçmişi. 50 yıldan da fazlası var. 55 yıllık geçmişi var. Matematiği zayıf diyecekler şimdi bana. Ve de sana ben şimdi daha şaşırtıcı bir rakam söyleyeceğim. O günden bugüne kadar tam 50 milyon civarında satış adediyle en fazla satan model. Oo. Yani dile kolay 50 milyon adetten bahsetmek. Çizginin dışına çıktım ya, hemen uyardı. Hemen benim uyarıyı da veriyor. Ha, o sinyal nereden geldi diye sormayın, onun için cevabını verelim. Şimdi müthiş bir rakam bu. Korkunç bir rakam. 2007 senesine kadar, 77 senedir General Motors'un elinde olan dünya liderliğini
77 yılın ardından alt ederek dünya liderliğine geçiyor. Yani dünyada en çok otomobil üretimi yapan marka durumuna geliyor ki az önce açılışta da söz etmiştim. 2020 yılının da 9,5 milyon adet üretim ve satışla yine sektör lideri olarak kapatmış. Yani bir Toyota Corolla diyerek geçmeyelim. Az önce söylediğim şey, bir dünya devinin içindeyiz şu anda. O dünya devinin var mı ekleyeceğim bir şey? Yani artık iç dizayna geçelim diye söylüyorum. Geçelim. Eksik kalmasın, ben böyle biliyorsun. dürüp senin lafını balla kesiyorum sürekli. Evet. Valla bana sorarsan 2-3 gündür araç bizde. Kullanım olarak yola tutunması açısından bir hatchback için çok iyi. Diğer taraftan direksiyon hakimiyeti anlamında size çok büyük kolaylık sağlıyor. Ve gerçekten sürücü konforu. Bunun altını bir çizeyim. Hani iç dizaynına geçmeden. Hatta ilerleyen dakikalarda daha detaylarda vereceğim. Ama gerçekten ben iç dizaynını beğendim. Yani. Teknolojik anlamda da ve hani görsel anlamda da çok güzel dışarıdaki çizgileri içeride de yakalamış. Böyle koltuklara bayıldım. Koltukları, oturumu da güzel. Tasarımı çok şık. Gerçekten sportif de bir yapı. Kırmızı dikişleriyle, sen dikişleri seversin. Gerek koltuklarda evet. Olsun gerekse önde de. Ön kokpitimizde olsun. Yine çok güzel şık bir ambiyans aydınlatması var. Mavi ışıklı. Değil mi? Bu konsepte arabada şaşırtıcı bir özellik aslında. Evet, yani şimdi baktığımız zaman fazla abartılmadan gayet şık bir lüks sunulmuş. Ve bir yandan da şu anda bak sen de bir testini yaptın. Bir iki viraja da girdik çıktık. Aracın güzel bir yol tutuşu var. Bunu nasıl elde etmişler? En son TNGA ismi altında Toyota'nın yeni yapısal mimarisi. Bunda gerek motoru hafifçe geri ve aşağıya alarak ağırlık merkezini aşağıya çekiyorlar. Pillerin yerleşimi falan arabayı ağırlık merkezi olarak yere yaklaştırıyorlar. Bu da gerçekten güzel bir yol tutuş kabiliyeti kazandırmış hatchback arabamıza. Yani artık hani teknolojinin ilerlemesiyle beraber şu da bir gerçek. Bütün araçlarda yani hibrit, dizel ve benzinli araçlara baktığımızda o salınım için, viraj tutuşu için belki hani yarış otomobillerinin performansını yakalaması mümkün değil ama onlardan yola çıkarak, onlar önderlik ederek artık binek otomobillerde ön plana çıkan bir özellik bu. Ama tabii bunun yanında da safety'yi de söylemek lazım. Tabii ki. Güvenlik. Evet. Şimdi zaten Toyota'nın kendisinin geliştirdiği Toyota Safety Sense diye bir kavram var. Onun çerçevesinde işte farların aydınlatma sistemleri, şerit takip sistemi, hız sabitleyici, karanlıkta görüş, yani mesela yaya ve bisiklet algılama özelliklerine sahip. Yayayı ve bisikleti algıladığında senin frenlemene müsaade ediyor, yardımcı oluyor. Bakıyor seninki yeterli bulmuyor, kendisi fren yapıyor. Hamle veriyor. Evet. Ve bu da güvenlik anlamında. Bu sadece tabii sizin güvenliğiniz değil, karşı tarafın da güvenliği için önemli. Yani aslında artık tabii ki güvenlik araştırmaları çift yönlü planlanmak durumunda. Yani şu anda mesela biz baktığımızda aracımızın önünü göremiyoruz. Kaput dediğimiz kısmı göremiyoruz. Çünkü belli bir eğim verilmiş ki bunun altında yatan amaçlardan bir tanesi hem aerodinamik hem de kazada bir yayaya çarpmada onun hayatını kurtarmak üzere düşünülüyor. Evet. Şimdi kullanırken de aslında bir spor araba sertliğinde diyebilirim, süspansiyon anlamında. Süspansiyonların da özelliklerinden bahsedersek iyi olur. Bu araçta hatchback'te önde ve arkada farklı bir sistem kullanmışlar CNR'da. Evet, önde McPherson dediğimiz sistem kullanılıyor. Arkadaysa çift bağımsız salıncak sistemi. Bu nedir? Yani normalde aslında bir çubuğa uçlarına iki tane tekerlek takıp bir öne bir arkaya yerleştirdiğinde o kütle ilerler. Evet. Ancak tabii bunun dengesi veyahut da üzerinde hissedilecek titreşimler olumsuzdur. Bağımsız süspansiyon dediğimiz zaman 4 tane tekerlek birbirinden bağımsız şekilde yaylanma kabiliyetine sahip oluyor. Bu da ne getiriyor? Bir, içeride konfor, iki, yol tutuş kabiliyeti.
Söylediğim motor hacmi oldukça büyük. Bugünkü güncel otomobil motor hacimlerine göre. Değil mi? 1.8'den söz ettik. Daha öncesinde 1 litrelere kadar indiğimiz oldu. Ancak şimdi bu motorun büyük hacme rağmen çok enteresan şekilde çok tasarruflu benzin tüketimi var. Şaşırtıcı yani, rakamlar. Bakın geliyor. Rakamlar geliyor bakın. Yani firma verilerine baktığımız zaman karmada yani şehir içi ve şehir dışı tabii ki ideal koşullar altında testler sonucunda 3.6 litre gibi bir tüketimden söz ediliyor. İnanılacak gibi değil. Vallahi hem otomatik hem şehir içi için inanılmaz bir rakam bu bence. Şimdi bundan enteresanı da aracımızda bir otomatik şanzıman var. Ancak sonsuz vites sayısına sahip. CVT şanzıman, eCVT olarak geçiyor. Elektronik kontrollü. Yani aracın sıfır durma konumundan maksimum olarak tanımlanmış 180 km hızına kadar hiçbir vites atması gerçekleşmiyor. Hissetmiyoruz çünkü vites atmıyor. Sanki full elektrikli gibi. Full elektrikli gibi gidiyor. Müthiş. Yani şimdi o benzin tasarrufunu ne şekilde sağlamışlar? Tabii ki elektrik motorunun katkısı burada çok büyük. Ancak biz bugüne kadar hep otto çevrimli içten yanmalı motorları biliriz. Aslında günümüzde artık otto çevriminden farklı bir çevrim kullanılıyor. Yani bunun detayı biraz fazla uzun ama bu içinde bulunduğumuz arabada da Atkinson çevrimi kullanılıyor. Atkinson çevriminin de kabaca tarifi şu: daha az yakıt hava karışımıyla daha fazla genleşme elde edilerekten piston hareketinde, daha doğrusu deplasman diyeyim, piston deplasmanı elde ediliyor. Egzoz gazıyla atılan sıcak boşa giden enerjiyi daha fazla kullanmış oluyor. Bu da aracımıza işte dediğim gibi büyük bir ekonomi kazandırıyor. Artık sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mı Ceyhan abi? Eklemek istediğim Gökhan, şunu söylemek isterim. Bugüne kadar birçok değerlendirdiğimiz araç içerisinde karbondioksit emisyonu olarak gerçekten şapka çıkartacak bir değere erişmiş Toyota hibrit. 83 gram kilometrede karbondioksit alınımı var. Çok fena. Çok düşük bir değer. Çok büyük. Şimdi Gökhan, seni EV moduyla kullanıma teşvik ediyorum. Şu anda artık motorun devreye girmeyecek. Sadece elektrikli olarak kullanabiliyorsun. Motor sesini duyma şansım yok şu an. Şu anda yok. Başka modlar da var. Burada normal, spor, normal ve eko modumuz da seçenekler dahilinde. Bütün ekranlarda görüyorum şu an. Görebiliyorsun. Burada en büyük sana söz etmek istediğim şey aracın çevreciliği. Karbondioksit salınımı gerçekten şapka çıkarttıracak bir değerde. Bugüne kadar duyduğum en düşük veri 0,83 gram her bir kilometrede karbondioksit salınımı var ki gerçekten çok düşük bir değer. Evet. Sonuna geldik. Park ettik. Artık aracımızdan inelim. İstop edelim aracımızı. İstop edelim. Evet Ceyhan abi, artık yavaş yavaş hep önden iniş yapıp veda ederdik. Bir de arkasından veda edelim dedim ben. Evet. Hadi bakalım. Bu güzel aracın arkasına da bakalım. Difüzörü falan gayet güzel. Logodaki mavilik de çok şık. Biraz hibriti de ifade ediyor tabii oradaki mavi diliyle. Evet. Ceyhan abi ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere Gökhan. Yine yeni bir marka ve modelde arabayı test ettirdiğiniz için. Ve haftaya yine birlikte olacağız. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek Bizden üzere. Bizden ayrılmayın. Bin Garaj özel bölümümüzde yine çok özel bir konuğu ağırlıyoruz. Motor sporlarına 3 kuşaktır hizmet veren, destekleyen de yine gelecek kuşaklara ışık tutacak dinamiklerin hazırlıklarını yapan, yarışan yarıştıran, profesyonel takımlarıyla ülkemizi yurt dışında da temsil eden başarılı bir pilotun sohbetini dinleyeceğiz. 2021 Shell Helix Türkiye Rally Şampiyonluğunu ve takımlar birinciliğini elde eden Burak Çukurova'yı dinleyelim.
çıkmış. Sağ 3, sol 2. Ben 78 doğumluyum. Peder Rıza Çukurova, Alparslan Çukurova ile beraber 1981'de motor sporları macerası başladı. Bizim ailenin diyebilirim. 1981 ile 1997 arası 16 sene profesyonel olarak yarıştılar. Açıkçası ben o zaman kaç yaşındaydım? İşte 7-8 yaşındayken babamın servislerine gidip işte orada cam siliyordum. Onlara sandviç veriyordum. Gerçekten güzel zamanlardı. Tabii o zaman sordukları zaman hani şey yapamayacaktım açıkçası. Ne olacağını bilmediğim bir serüvendi. Sonuçta 7-8 yaşındaydım. Ama geçen zaman içinde gördük ki ben de babamın sevdasına ben de tutulmuşum. Ve ilk yarışımıza 1992 yılında başladık. Karting'le başladım spora. 3 sene karting yaptım. Karting bizim sporun anaokulu biliyorsunuz. Her şeyin temeli diyebiliriz. Çok güzel seneler geçirdim. Daha sonra bir pist maceram oldu. Hem Tipo Cup hem Escort Cup yaptım. 3 senede onu yaptıktan sonra orada işte genç yetenek olarak 17-18 yaşında, 19 yaşında Tipo Cup'ta ikinci bitirdim sezonu. Gayet keyifliydi. Daha sonra tabii babamın yaptığı spor olan rally ilk baştan beri ana hedefimdi. Buna nasıl ulaşırız, nasıl ulaşırız derken o zaman bir Car Challenge organizasyonu yapıldı. O organizasyonda da İşte 10 tane eşit otomobil yarışıyordu 1999 yılında. Ve rally'e ilk adımımızı Yeşil Bursa Rally'si ile attık. Yeşil Bursa Rally'si derken sezonu bitirdik. Car Challenge'da şampiyon olduk. Daha sonra kazanana ikinci sene KMX adı altında 2000 yılında otomobil verildi. Ve ondan sonra rally kariyerim başlamış, devam ediyor oldu. Bu sene 22-23. seneyi açıkçası şey yaptık, geçiriyoruz. Gerçekten çok güzel hatıralar oldu. Çok güzel şeyler yaşadık. Kendimizce bir sürü şampiyonluklar yaşadık açıkçası. Ama dediğim gibi 23 sene işin başından beri 30. senemiz oldu. Hala ilk günkü heyecanı yaşıyoruz açıkçası. Bizim için çok çok keyifli geçiyor. Ama spor keşke hak ettiği yerde daha fazla olsun istiyoruz. Evet biz 2000'de A5 şampiyonu olduk. Sonra F2 şampiyonu olduk. Süper 1600 olduk. Çok şükür 3 kere Türkiye Rally şampiyonu olduk. Bu tatların hepsini yaşadık. Ama bunun yanında da 2008'den beri yurt dışı kısmımız da var serüven olarak. Yurt dışına gidip geliyoruz. Yurt dışında da çok şükür sponsorlarımız ve destekçilerimiz sayesinde epey yarış yaptık. Bugüne kadar 40 küsür tane rally'e katıldık orada. Oraya gittiğimiz zaman da görüyoruz. Tabii ki burada hani yapılmak istenen şeyler güzel ama neden daha iyi olmasın? Açıkçası bunların olması için ne yapılabilir? Bizim bunları ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum. Bunlarla ilgili de işte gittiğimiz zaman hep gördüğümüz keşke rally sayısını burada arttırabilsek. Hani biz çünkü hala ilk günkü gibi 18 yaşındaki gibi heyecanımız var. Yaşımız ilerlemiş de olsa hala o heyecanı yaşıyoruz ve yurt dışına gidince onu görüyoruz. Orada 200 tane otomobil katılıyor. Ve 18 yaşından gerçekten 80 yaşına kadar insan var yarışan. Bunları sağlamak için yarış sayısını çoğaltmak lazım. Tabii ki bu ekonomiyle, sponsorlarla alakalı. Ama bunlara giden esas yol medya. Yani burada medyanın rolü çok çok büyük diye düşünüyorum. Çünkü orada işte bu sene 2 gün önce açıklanan bir kuralla beraber Avrupa Şampiyonası da canlı verilecek. Dünya Şampiyonası'nın yanında. Ama onun dışında İtalya'daki bütün yarışlar Facebook'tan ve bu sosyal sitelerden canlı veriliyor. Biz de bunu sağlamamız lazım diye düşünüyorum. Bugün sponsorlarla ilgili en önemli konu ne vereceğiz, karşılığında ne alacağız? Biz de bunu eğer canlı yayınlarla daha fazla ilgi göstererek, gençlere daha fazla yatırım yaparak bu şekilde sağlayabilirsek bu biz olabilir, federasyonumuz olabilir, herkes olabilir. Yani bunu gerçekten yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben şimdi şampiyonaya bakıyorum. Genç kimler var? Çok az insan var. Bir kişi, iki kişi. Üç değil. Yani bunun olması lazım. Yurt dışında sonuçta kulüpler bunları destekliyorlar. Bizim de destekleyip 7 olan sayıyı keşke 17-27'ye çıkarabilsek. Bugün işte İtalya'da hep onu söylüyorum. Azalmış sayı 117 rally var.
Bir sezonda 117 rally yapılıyor. İşte haftaya da katılacağız. Gerçekten yarış sayısını ne kadar arttırırsak, bundan yararlanan medya, hakemi, gözcüsü, gözetmeni, federasyonu, kulübü, medyacısı, fotoğrafçısı, video çekeni, sporcusu, serviste çalışanı, herkes bundan nemalanır. Yani herkesin gerçekten bundan bir kaynak sağlayıp hayatını geçindirebilir ve ortaya çok güzel bir görüntü çıkar. Ama tabii ki şu anda bizim imkanlarımızda 7 rally yapabiliyoruz. Umarım önümüzdeki senelerde daha güzel olur diye hayal ediyoruz. Bizim geçmişimizde son 6 senedir oluşturduğumuz bir takımımız var, BC Vision Motorsport diye. İyi ki kurduk. Sonuçta kurulma aşaması gerçekten çok özeldi benim için. İyi ki kurmuşuz diyoruz. Sonuçta 6 sene geçti. Bu 6 senede de çok güzel şeyler yaşadık. 2020 pandemi yılını saymazsak ki şampiyona yapılmadı. 5 kere Türkiye takımlar şampiyonu olduk. Bu sene de takımlar şampiyonu olduk. Ekibimizde çok güzel bir aile ortamı var. Bunu sağladığımız için ben öncelikle takımdaki bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onun dışında da dediğimiz gibi işte son 3 senedir de diyebiliriz, 2019 hariç, Türkiye şampiyonluğunu yakaladık. Bu bizim için çok keyifli. Umarım takım daha da büyüyerek devam eder. Önümüzdeki senede tabii ki güzel şeyler yapmak istiyoruz. Hep artan bir ivmede. Evet, önümüzde bir sürü engeller var. Bizi geren konular oluyor, her şey oluyor. Ama bizim içimizdeki tutkuyu, sevgiyi kimse içimizden çıkaramaz. Bizim en büyük gücümüz o. İçimizdeki tutku, bu spor. Bizim takımın sloganı da o zaten. Yani tutkumuz olduğu sürece bizim önümüze kimse geçemez. Biz motor sporları aşığı. Hem bir aileyiz, hem bir kişiyiz, hem de etrafımıza bunu aşılamak için uğraşan bir ekibiz diyebilirim. O yüzden elimizden geleni her zaman en iyisini yapacağız inşallah. Sırada yine Teknogaraj bölümümüz var. Bugünkü bölümde de endüstriyel tasarım uzmanımız Enes Elver sohbetinde direksiyon matematiğini ve lastiklerle olan tasarımsal ilişkisini, arka itişte ise tow-in ve tow-out'un fonksiyonel etkilerini bizlerle paylaştı. Geometriden bahsediyorduk. Geometride temel unsurlar var. Bunların bazıları ayarlı, bazıları ayarsız. Fabrikaların yaptığı ve değiştirilemez olan aslında ayarlar, yani rotçunun asla müdahale edemeyeceği bir Ackermann açısı vardır meşhur, Kingpin açısı vardır. Bunlar yapısal olarak karar verilir ve gider. Rotçu sadece bunu kontrol eder. Ama değiştiremez. Bir şeyin bozuk olduğunu söyler. Fakat yeni otomobillerde kasteri de ayarlayamıyoruz. Onun da adı konmuş. Yeni otomobillerde kamberi de ayarlayamıyoruz. Bir BMW'nin kamberini değiştirmeye kalkarsan araba garantiden çıkar. Yani nasıl yapacaksın orada? Sıkıntılar var. Fabrikalar bu işleri bitiriyor ama biz üstünden hızlıcana geçelim. Ackermann, evet Ackermann diye bir abi adını vermiş bu işe. Buna dönüşlerde tow-out diyoruz. Ne demek dönüşlerde tow-out? İçteki tekerleğin dıştaki tekerleğe göre daha fazla dönmesi. Yani understeel denilen, yani işte kafadan kayma isteğini ortadan kaldıran, çünkü içteki tekerleğin dairesi o açıyı gerektiriyor. Dıştaki tekerleğin
dairesi, yani dönme yarıçapı otomobilin iz genişliği kadar uzak olduğundan farklı bir izde dönüyor. Bunun karşılığında oluşturulmuş bir açı bu. Tekerlek direksiyon böyle davranıyor. Yani sağa ve sola çevirdiğinizde lastikler paralel gitmez. İçteki tekerlek hızlanır. Kasteri çok verirsen direksiyonun kazık gibi olur. Çeviremezsin. Çevirdiğin zaman fena halde yerine gelmek ister. Ama çok istikrar kazanır. Yani hep düz direksiyon hep kendini düzeltir. Daha yumuşak bir direksiyon istiyorsan biraz kasteri azaltman gerekir. Ha bu arada arkalarda towing'ler var. Her iki otomobil için, yani hem önden çekiş hem arkadan itiş otomobiller için de bu geçerli olabilir. Arkalarda towing istikrar getirir. Gene otomobil düz gider. Fakat bir parça lastik harcarsın. Yani pilot ve takım onu ayarlıyor. Arkaya verdikleri towing'den yarışın sonuna kadar lastiği götürebilir miyiz ayarlarını yapıyorlar ve yürüyorlar. Ama towing, arkalara verilen towing bu sefer understeer ile yol açar. Türkçe'de sanayi tabiriyle kafadan kaymaya yol açar. Yani pilotu biraz rahatsız eder, dinlemez. Hep düz gitmek ister. Sırada ilgiyle izlenen Sim Garaj bölümümüz var. Programımızın başında sürpriz bir isim demiştik. Babadan oğula geçen başarılı bir spor yaşamıyla genç pilotların idolü, ülke içinde ve dışında yakaladığı başarılarıyla göz dolduran, bizleri her daim gururlandıran ve eğitmenlik tarafıyla da motor sporlarında desteğini eksik etmeyen şampiyon bir ismi konuk ediyoruz. Yağız Avcı. Merhaba, Sim Garaj'a hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğum var. Yağız Avcı bizimle. Yağız abi nasılsın? İyi sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de. Kırmadın bizi, geldin. Değişik bir şeyler yapacağız bugün. Aslında senin için çok değişik değil. Sen sadece ara verdiğini söyledin oturmadan aynen önce. Bakalım neler yapacaksın, ben de merak ediyorum. Burada sadece tabii ki rakip olarak seni görebileceğiz. Berkay'ı gözüme kestirdim. Berkay var en başta. O şekilde başlayacağız, devam tamam edeceğiz. Formatta, bu arada istersen başlayabilirsin. Öyle mi? Aynen. Peki. Ben de o sırada sana formattan bahsedeyim. Tamam. Şu şekilde 3 turumuz var. 3 tur içindeki en iyi zamanı alacağız. Tamam. Burada bir tane de antrenman turun olacak. Pisti de görmek için. Tamam. Ben sorular sorup dikkatini dağıtmaya çalışacağım. Co-pilot gibi yani. Aynen. Daha çok soru soranı diyelim co-pilot. Dikkat dağıtmaya çalışanı da diyebiliriz hatta. Yeni bir deneyim olacak benim için de. Konuşurken araba kullanmak. yani kafa vücut koordinasyonu evet, gerektiren bir şey. Biz spor spikerleri de burada yapıyoruz ama onlarda da mesela hem yayını yönetirken hem de kulaklarından bir co-pilot hı-hı gibi yönetmen konuşuyor. Ben benzetiyorum aslında biraz. Sadece bunun dikkat dağıtılma versiyonu diyebilirim aslında. Şey olarak çok güzel. Mental hazırlık olarak aslında kullanılabilir. Evet. Odaklanmayı arttırmak için. Dikkat dağınıklığı ile alakalı. İyi antrenman olacak şimdi de. Sen de uzun zamandır oynamadığını söyledin bu arada ama. Yani bir 5-6 ay kadar oldu. Daha çok şu an FIFA 22 oynuyorum. Biraz futbola sardım. Ya o konuda da evet şeyi sormak istiyorum sana. Bıraktığını söyledin motor sporlarını. Motor sporu nasıl oldu veya hani tam bıraktın mı bilmiyorum. Merak da ediyoruz açıkçası. Motor sporlarını demeyeyim de pilotluk tarafında. Daha çok evet onu şu an bırakmış gibiyim diyebilirim. Çok ekstrem bir şey olmazsa yani şu an öyle motivasyonum yok açıkçası tekrardan yarışmak adına. Daha çok işin arka tarafında olmak daha motive edici. O da ayrı bir keyif zaten. Evet. Bir de ayrı zamanda da pilot da yetiştiriyorsun. Ondan da bahsetmeni isterim açıkçası. Neler yapıyorsunuz, nasıl çalışıyorsunuz gibi. Evet. İlk 2019'da böyle bir imkan oldu benim için de. Bu arada burada da turun başlayacak. Başladı tamam.
Ali Türkkan'la o sene çalışma imkanımız oldu. Benim de hep istediğim bir şeydi. O sene öyle bir imkan geçti elime ve o şekilde değerlendirmek istedim. Çok daha motive edici oldu benim için. Bu arada konuşurken iyi ki oldu şey. Sen ama odaklısın da bayağı şu an gibi ciddi duruyorsun buradan. Benim için de çok öğretici bir sezondu. Hep yapmak istediğim bir şeydi dediğim gibi. Ve kendimi de geliştirdim o konuda o sezon içinde. Hem Ali'ye katkı sağlarken hem de kendime katkı sağlamış oldum. Bildiğim bilgileri aktarma. Evet, bakalım aktarabiliyor muyum, ne kadar becerebiliyorum. Kendimden başkası, yani birlikte çalıştırdığım biri başarı yakalayınca, etapta iyi zaman yapınca, bir yarış sonucu iyi olunca kendimden daha fazla sevindiğimi gördüm o sene ilk defa. Etap sonlarında ne kadar heyecanlı beklendiğine şahit oldum. O gün Ali'ydi. İmkan olursa tekrar başka gençlerle de yapmak isterim. Tabii gitgide zorlaşıyor, sen de gayet iyi biliyorsun. Evet, ülkemizde yapmak. Sonrasında bir yarışa girdim 2020'de. O sezonu yapacaktım aslında ama işte pandemi koşulları vesaire. VRC'ye girdim. Orada iyi bir yarış çıkardık. Hı-hı. Türkiye Şampiyonası'nda da dahil olan iki yarışı da kazandık. Ama sonrasında sezon devam etmedi. Pandemiden dolayı iptal oldu. Ben de sonrasında artık daha fazla pilotluk koltuğu için çabalamayacağım diye kendi kendime karar aldım. Motivasyonum da biraz eksildi açıkçası. Ve uzak daha kalınca biraz da tabii oluyor. Evet. Sonrasında biraz daha bu başka pilotlarla çalışma işine ağırlık verdim. Bu sene birlikte çalıştığımız Mustafa Çakal vardı. Evet. Hyundai 20 R5'te yarışıyordu. Onunla Avrupa Kupası'nı ve Balkan Kupası'nı takip ettik. Balkan Kupası'nı ikinci, Avrupa Kupası'nı da birinci sırada bitirdi. Süper. Büyük başarı. Onunla da aynı şekilde. Orada ikinci başladık. Tamam. Kötü herhalde zamanlar değil mi? 2.09 şu anda ikinci sıradasın listede. Ya Berkay'ın avantajını söyleyeyim. Önceki hafta bu bisten geldiği için biraz daha yemiş yutmuş geldi diyeyim açıkçası. Ama tabii herkesi eşit davranıyoruz, konuşturuyoruz aynı şekilde. Bu arada senin lafını da bölmeyeyim. Onunla da mesela aynı şekilde. Ali ile nasıl hissettiysem onun da gelişimini görmek, çalıştıktan sonra birkaç adım atabildiğimizi görmek, artı sağlamak kendi adıma... Öğretmenliği de sevmiş oldun herhalde. Ya kesinlikle. Arka tarafta olmak, bilmiyorum, daha motivasyonu yüksek geldi benim için ve şu an buna bağlantılı başka şeyler de yapmaya çalışarak, eğer el verirse imkanlar, bu şekilde devam etmek istiyorum. Dediğim gibi pilot koltuğu için çok ekstrem bir şey olursa ve o zamanda da, doğru zamanda da eğer frenajı kaçırdık. Doğru zamanda da eğer kendi içimde de bir motivasyon sağlayabilirsem. 2,5 saniye daha hızlısın bu arada. Aa, Berkay yetişiyorum o zaman. Belki geri dönüş olur mu bilmiyorum ama şu an açıkçası bir düşüncem yok. Sanaldan gerçeğe geçen yurt dışında da, ülkemizde de örnekler var, Cem örneği var. Dolayısıyla ben de yarıştığım süre boyunca hep antrenman yapmak adına simülatör çok kullandım. Hem refleksleri taze etmek için. Aynen. Hem gerçekte deneyemeyeceğin bazı teknikleri burada uygulayabiliyorsun. Çünkü gerçekte çok fazla test imkanı olmuyor. Her şeyi onu da denemek de aynen. O da zor. Maliyet tarafı var. Burada istediğin gibi tekniğini geliştirmek adına da çalışabiliyorsun. Çok faydalı. Kesinlikle başlamak için bir yöntem. Ama tabii dediğim gibi ülkemizde gittikçe zorlaşıyor bu sporu yapabilmek ekonomik anlamda. Çünkü en iyi yöntem şu an burası diye görüyorum. Öyle görünüyor. Çünkü çok pilot var. Burayı da bir şampiyonaya çevirdiler aslında globalde. Evet. Oyun firmaları. O yüzden buradan da hani pilotluğa geçiş olabilir belki. Hobi olarak da olsa veya gerçek de olsa.
Kesinlikle. Yurt dışında da hatta ben Cem'den duydum. Çoğu pilot artık karting'e geçiş yapmadan direkt evde çocukları simülasyonla sonrasında da F3'e oturtuyormuş. Formula serisi için konuşuyorum. Bu da zaten işin ne kadar boyut atladığını gösteriyor. Daha da gelişecek her geçen gün. Dolayısıyla maliyetleri kısmı adına da, çünkü burada aynı şeyi yapabiliyoruz aslında. Evet. Gerçi tabii yine iyi bir simülatör kurmak herhalde sen daha iyi biliyorsun ama fena bir maliyeti yok ama yine de yarışmaktan çok çok daha ucuz tabii ki. Tabii ki. Belki 3-4 yarış ücreti bile olabilir diyebiliriz. Aynen. Bakalım. Bitti herhalde. 2.06 ile evet. Bir saniye daha hızlısın. 2 saniye kaldı Berkay. Bir dahakine şansın yok. Bitti herhalde turun değil mi? Evet bitti ama devam edebilirsin. Ben sana birkaç soru daha sormak istiyorum açıkçası. Tamam. Seni de yakalamışken. Hatta önüme de birkaç notu aldım. Aslında çoğu şeyi konuştuk. Ben başarılarından da söz etmek istiyorum. Doğu Avrupa Rally Kupası şampiyonu olan ilk Türk'sün benim araştırdığıma göre. Var mı ya da başka biri bilmiyorum. Şöyle Doğu Avrupa... Doğu Avrupa Kupası aslında bugünün Balkan Kupası gibi diyebiliriz. Aynı ülkelerde kabaca yapmıştık o senede. Doğu Avrupa Kupası olarak geçiyordu. Dolayısıyla o isimle ilk kazanan biziz sanırım ama daha geçmişe yönelik tabii çok bilmiyorum hani. Ya ben orası için demiyorum ama genellikle baktığım zaman ilklere yani birçok ilklere imzanı atmışsın gördüğüm kadarıyla. Hatta 2007'de de Türkiye Rally Şampiyonası'nda yarışan en genç pilot unvanını kazanmışsın 2007 yılında. 2007'de yarış kazanan ilk genç pilot olduk genel klasmanda. O şekilde evet. 23 yaşındaydım o zaman. Seninle aynı yaştaydık sanırım değil mi? Yarış kazanan bu arada, ben de yanlış söylemişim. Evet aynı yaşta. Büyük başarı bu arada şu anda baktığımız zaman da yarış kazanma olarak. Ya işte 2006'da da gençler şampiyonu. 2006'da gençler şampiyon olduk. 2007'de yarış kazandık. 2009'da da ilk Türkiye şampiyonumuzu kazandık. Ama dediğim gibi her geçen gün zorlaşıyor. Şimdi bugün sen de daha iyi imkanlar bulabilsen, her sezon yarışma fırsatın olsa senin de olma şansın var. Niye olmayacak? O yüzden birazcık doğru zamanda doğru destek, sponsor. Evet, doğru şekilde yer almakla. Bize ufak şov yapabilirsin abi istediğin gibi. Biliyoruz seni. Aynı zamanda da konuşurken. Son olarak da abi ben senin gibi profesyonel biri yanımda olduğu için kamu spotu olarak diyeceğin bir şey var mı genç arkadaşlara? Dışarıda hız yapıyorlar. Ben de bu konudan rahatsızım açıkçası. Bu spora yönelmeleriyle alakalı veya hani konuştuk gerçi ama hani gazlarında simülasyon sistemlerinden alabileceklerini düşünüyorum ben açıkçası. Ya kesinlikle bu simülatörler o açıdan da çok iyi oldu. İşte drift'ti vesaireydi, caddede gazlama işi bile var herhalde simülatörde. Evet o bile var mod olarak. Dolayısıyla her şey var artık burada. Hani pistte yarışmak istemiyorlarsa bile en azından simülatör bu konuda hem bir zararı yok kimseye. Kendinizi geçtim etrafınıza da. Çünkü ki gerçekte de dışarıya göre bizim yarıştığımız yerler daha çok, güvenli. Çok daha güvenli. Çok daha İstanbul güvenli. Trafiğine göre %100 daha güvenli. Evet. Hem kendinize orada yani motor sporlarında sadece Allah korusun işte tabii ki riskli. Kendinize bir zararınız olabilir en fazla ama trafikte etrafınızdaki herkesi riske atıyorsunuz. Dolayısıyla bu hiç kabul edilebilir bir şey değil. Şimdiki gençler bilmiyorum daha Twitch'te simülatörlerle vesaire belki daha bilinçli yetişebilirler diye umuyorum. Bir dönem bizim jenerasyon olabilir. Siz de 2000'li yıllarda aslında evet. Başladınız ama tabii bu kadar gelişmiş değildi. Bu kadar gelişmiş değildi. Ben fotoğraflarını gördüm oynarken senin eski. Evet cadde tarafında gazlayanlar çok fazlaydı. Şu an bilmiyorum hani sen daha iyi bilirsin ama sizin jenerasyonun nasıl? Ya tabii ki hala var ben dışarıda görüyorum. Bir de bir şey yaptıklarını sanmaları biraz ağır olacak onlar için evet, ama bizler için gülünç oluyor açıkçası. Evet, aynen. Bilinçsizce olan hareketler diyeyim ben de. Kesinlikle. İnşallah devamı da gelmez. Bu arada abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Umarım sen de keyif almışsındır. Farklı bir şey oldu senin için de. Hem program yapıp konuşup ya cevap aslında verip. Bu bayağı iyi oldu. Şu an yarışmıyorum gerçi ama yarışsaydım kesinlikle bu yöntemi kullanırdım. Çünkü odaklanmak için çok iyi. Hem cevap verip hem piste tur atmak. Kapanışı da diyorsun. Fark edemedim. Hayırlı olsun bu arada tekrar programınız. Çok teşekkür ederim abi. Emekleriniz İnşallah için teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde de seninle güzel şeyler yaparız. İnşallah. Araba yani dışarıdaki bölümlerden bahsedelim. Bir Lamborghini getirirsen gerçeğini yaparız. İnşallah bir gün ayarlayabilirim. Neden olmasın? İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Otomobil ve motor sporlarını yakından takip edenler internet, YouTube ve sosyal medya gibi birçok kanaldan meraklarını giderirken bazen bir videoya, bazen bir çizime, bazen de fotoğraflara gözleri takılabiliyor. Foto Garaj bölümümüzde anlık görüntüleri bakın nasıl dile getirdik. Otomotiv sektörü sınırsız teknolojiyle paralel gelişimini ışık hızıyla sürdürüyor. Haber turumuzda bir yandan sektöre bakarken diğer yandan da motor sporlarındaki gelişmelere göz atacağız. ...17 Aralık Cuma günü Paris'te gerçekleştirilen Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA Genel Kurulu'nun ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden Muhammed Ben Sulayem yeni başkan olarak seçildi. 12 yıllık Jean Todt döneminin ardından Fosvet Onursal Başkanı Serkan Yazıcı da FIA Dünya Motorsporları Konseyi'ne bir kez daha seçilirken Fosvet Başkanı Eren Üçler Toprağı da vekil olarak konseyde yer alacak. Fiat Profesyonel dünyanın önde gelen ticari araç dergilerinden What One tarafından düzenlenen 2022 What One ödüllerine damgasını vurdu. Ödüller kapsamında yeni Ducato yılın vanı ve yılın büyük hacimli vanı seçilirken E-Ducato yılın minibüs seçildi. Jüri kullanıcısına fonksiyonelliğin yanında otomobil konforunda sürüş keyfi sunan ve ikinci seviye otonom sürüş destek sistemleri ADAS'la donatılan ilk ticari araç olarak yeni Ducato'nun teknolojisi ödüllendirildi. Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Tarsan, kadın erkek eşitliğinin çalışma kültürünün bir parçası haline getirilmesi için başlattığı çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Şirket, Tarsan'da toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi projesi dahilinde yürüttüğü çalışmaların ardından dünyanın en prestijli insan kaynakları ödülleri arasında yer alan The Stevie Awards'a kadınlar için liderlik gelişiminde başarı kategorisinde 2021 Silver Stevie ödülünün sahibi oldu. Motosiklet dünyasının en önemli ve ikonik maxi scooter modellerinden biri olan Suzuki Bergman 400 gelişmiş teknolojilerle yenilendi. Suzuki motosiklet ailesinin konforu, kullanışlılığı ve sportif kullanımı bir arada sunmayı başaran büyük scooter modeli Bergman 400, 400 cc'lik hacme sahip, su soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindirli, yakıt enjeksiyonlu motoruna yapılan optimizasyonla Euro 5 emisyon standartlarına uygun hale geldi. Bununla birlikte daha sportif, aynı zamanda daha zarif ve akıcı bir sürüş deneyimi sağlayan çift ateşleme teknolojisi gibi teknolojik iyileştirmeler devreye alındı. Bergman 400 yeni kusursuz çekiş kontrolü sistemiyle de
güvenliği en üst düzeyde sunuyor. Bize ayrılan bir saatlik sürenin sonuna geldik. Haftaya yine Salı saat 15'te Bein Sports Haber'de birlikte olacağız. Umarız otomotiv sektörü ve motorsporları adına paylaştığımız birçok detayla sizlere keyifli dakikalar yaşatmışızdır. Bizleri Bein Sports ekranlarında olduğu gibi Bein Connect YouTube ve sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Ve yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.